Alper Öcal bizlerle birlikte. Zira Türk futbolu için Avrupa heyecanı başladı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçını kazandı. Konuşacağız. Şimdi 4-3 Lugano'yu yendi Fenerbahçe. Fakat Jose Mourinho ilk sınavına da çıkmıştı resmi anlamda. Yediğimiz 3 gol beni hiç memnun etmedi dedi. Galibiyete rağmen pek de memnun gözükmedi. Ne söylersiniz? Eksik taraflar neydi? Yani Jose Mourinho hep savunmayı önceleyen bir teknik adam olarak bilindi. Real Madrid'de, Chelsea'de böyle çok iyi ofansif hücumcu takımları da vardı ama yani ona 1-0 mı, 4-3 mü diye sorsanız seyirci belki 4-3 tercih eder ama Jose Mourinho 1-0'ı tercih eder. Dünkü maç öyle bir maç olmadı ama önemli olan Fenerbahçe'nin kazanmasıydı. Ki bir deplasman galibiyeti ne olursa olsun bir üst tura çıkmak için çok çok önemliydi. İyi başlamadı Fenerbahçe maça. Erken bir gol yedi. Sonrasında pek reaksiyon veremedi oyuna. 20. dakikadan sonra biraz toparlanmaya başladı. Devre sonunda gelen gol, devre başında gelen gol. İkinci yarıda daha iyi bir Fenerbahçe gördük. Bu da sezonun başlarında özellikle bizim takımlarımızda, çünkü bizim takımlarımız sezonu çok erken açıyorlar Deniz. Dolayısıyla bu dönemki maçlar çok zorlayıcı olabiliyor. Önemli olan herhangi bir sürpriz yaşamamaktı. Onu yaşatmadı Fenerbahçe. Bence yani zaten 4-2 maç sonunda girilmişti. Çok net bir galibiyet geldi. Ben Fenerbahçe'nin bu turu artık geçtiğini düşünüyorum. Kadıköy'de çok daha rahat, çok daha net, çok daha farklı bir skor. Mourinho'nun da çok daha memnun olacağı bir skor görürüz diye tahmin ediyorum. Peki kadrosunu nasıl yorumlamak gerekir? Yani ilk 11 analiziniz nedir? Orada da sürpriz yoktu. Aslında hazırlık maçlarında dar bir rotasyonla oynadı. Böyle çok fazla oyuncu denemedi. En azından 11'de denemedi. Sonrasında oyuncu değişiklikleri olmuştu. Bu maça da şu ana kadar Fenerbahçe'nin oynadığı 4 hazırlık maçındaki kadronun bir değişiklikle aynısı başladı. O da genç Bartu Elmaz yerine geçen sezonun devre arasında gelen Rade Krunić ilk 11'deydi. O biraz sürpriz oldu ama ben takımla birlikte kurun içinde maçın ilk yarım saatinde bocaladığını düşünüyorum. Sonrasında onun da performansı yukarı çıktı ve Fenerbahçe belli ki hani yeni transferler gidenler belli olduktan sonra böyle çok geniş 20-25 kişilik bir oyuncu kadrosuyla oynamayacak sezonu. Daha böyle dar 16-18 arası bir çekirdek kadroyla devam etmeyi planladığını düşünüyorum Mourinho'nun ki kariyeri de böyledir. Yani onu soracaktım. Genel olarak böyle mi? Yani böyle çok rotasyon meraklısı bir teknik adam değil. Onun mesela ikinci Chelsea döneminde sezonu 15 oyuncuyla tamamlamışlığı var ki Premier Lig bizden daha uzun bir lig. Bizden ekstra federasyon kupası dışında bir kupaları daha var. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Kupalarında daha fazla maç oynuyorlar. Ona rağmen çok daha az bir kadro, dar bir kadroyla oynamıştı. Sakatlık yaşamadığı takdirde Fenerbahçe bir iki bölgedeki rekabet dışında çok böyle ideal bir şekilde sayabileceğimiz 11'lerle sahaya çıkacaktır diye tahmin ediyorum ben. Peki şimdi bu turum kuvvetle muhtemel geçecek gibi gözüküyor. Kadıköy'de bir sonraki maç ama tur geçildiği zaman da Lille'le karşılaşılacak herhalde. Biraz evet. Lille kıyaslaması da yapalım Fenerbahçe. Onların artıları, Fenerbahçe'nin artıları, eksileri. Orada da bir hoca değişikliği oldu. İki sezon önce Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Rennes takımı vardı. Yine bir Fransız takımı. Onların hocası Genesio geldi Lille'in başına. İyi bir teknik adamdır. Bir dönem Beşiktaş'ta da geçmişti bu hoca arama sürecinde. Ama Fenerbahçe'nin hocası daha deneyimli, özel bir insan. Kendi tanımıyla diyelim. Kadrosu bence daha kaliteli bir kadro. Maddi olanakları daha iyi bir maddi olanaklara sahip. Taraftarı daha iyi bir taraftar. Stadı daha iyi bir stat. Bence Fenerbahçe bu turun %51 de olsa favorisi konumunda benim gözümde ki hele ki son Nesiri transferiyle birlikte maddi açıdan da Fenerbahçe'nin iyi durumda olduğunu görebiliyoruz ki 20 milyon euro bonservisle bir oyuncu transfer edebiliyor. Burada tek sıkıntı işte sezonu çok erken açmanın ve yeni transferlerin adaptasyonuyla ilgili olabilir. Bir de tabii ki Lille ne olursa olsun Fenerbahçe'den biraz daha deneyimli bir takım Avrupa'da ama oyuncu kaybettiler. Bir harika çocukları vardı savunmada. O Manchester United'a gitti. Real Madrid çok istedi olmadı. Onun dışında yani biraz yaşlı ya da çok genç bir takım. Yani dengesi biraz sıkıntılı bir takım. Dolayısıyla Fenerbahçe'yi yüksek tempo yapabilirse maçta, kaliteli ayaklarını da iyi kullanırsa ben turu geçebileceğini düşünüyorum.
Peki, siz de transferlerden bahsettiniz. El-Nesyri, evet. Hücum hattı için yeni sezon için yeterli mi? Çünkü Cenk Tosun'un da dünkü maçta ikinci yarıda forma giydiğini biliyoruz. Ama diğer taraftan Edin Dzeko 3 gol attı. Dolayısıyla genel tablo itibariyle baktığınız zaman transferler perspektifinden nasıl yani, yorumlamak lazım? Türkiye'deki taraftarlarda garip bir transfer açlığı var. Böyle doymuyor yani taraftar transferi. Her takım için bu geçerli. Daha ne olacak? Hani 20 milyon euroya istim üzerinde kariyerinin zirvesinde bir santrfor almışsınız. Ona rekabet edecek oyuncu Türkiye futbol tarihinin yurt dışına en pahalı sattığı oyuncu, yerli oyuncu Cenk Tosun. Süper Lig'de şampiyonluklar yaşamış. Milli takımın ana rotasyonunda olan oyunculardan biri. Diğer oyuncu da Avrupa futbol tarihinin gördüğü en özel golcülerden bir tanesi. Bundan iki sezon önce Şampiyonlar Ligi finaline 11 başlamış bir oyuncu. Ve geçen sezonda 20 gol atmış bir oyuncu Fenerbahçe'de. Daha ne olacak? Ben çok merak ediyorum. Bazı çünkü böyle o gelmeseydi işte şu gelseydi falan mesajları okuyorum. Bence çok çok yeterli bir hücum attı Şampiyonlar Ligi için.